Mutfağımdan ve Antalya'dan herkese selamlar sevgiler. Bazen canımız mutfakta hiçbir şey hazırlamak istemiyor ama yine de pratik bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun için patates sanırım en büyük kurtarıcılardan birisi. Genişçe bir sahan ya da bir tavanın içerisine 4 orta boy patates soyduktan sonra videoda gösterdiğim şekilde tavanın içerisine aktaralım. Patatesleri doğradıktan sonra hemen üzerine biber doğruyorum. Ben biberlerin çekirdeklerini çıkararak kullanmayı tercih ettim. Şöyle çok fazla küçültmeden biberleri de iyice üzerine doğrayalım. 4-5 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsak konusunda cömert olabilirsiniz. Bu tarife çok yakışıyor. İki orta boy Yemeklik doğramış olduğum domatesleri ekliyorum. Hemen lezzetlendirmek için tuz ilavesini yapalım. Biberlerim acı olduğu için karabiber kullanmadım bu aşamada. Karabiber kullanmanızı da tavsiye ederim. Biraz zeytinyağı gezdireceğim. Domatesin suyuyla pişecek harika bir lezzet ortaya çıkacak. Ekstra su ilavesini asla yapmıyoruz. Şöyle domatesleri de güzelce yerleştireyim. Kapağını kapatacağım. Orta ateşte patateslerin yumuşamasını sağlayacağım. Pişme süresi patatesin cinsine göre farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Şöyle hemen alt üst yapacağım. Domateslerin suyunu salmasını ve sebzelerin pişmesini sağlayacağım. Annem yemek yapmaktan sıkıldığı zamanlar ya da böyle temizlik yaptığı zamanlar şipşak bunu hazırlardı. Kahvaltılık olarak da tercih edebilirsiniz. Hafta sonu kahvaltılarına çok yakışır. Domates bakın böyle suyunu salmaya başladı. Patatesler yumuşadıktan sonra ocağımızı en yüksek ateşte alalım. Çünkü alttan karamelize olmasını sağlıyorum. Ekstra su ilavesini asla yapmıyorum. Domatesin suyuyla pişecektir ve böylece çok da lezzetli oluyor kendi suyunda piştiği için. Alttan hafif hafif bakın böyle karamelize olmaya başladı. En yüksek ateşte bu işlemi mutlaka yapalım. Videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi videolarımı paylaşabilirsiniz. Mucit anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Hemen servis tabağının içerisine aktarıyorum. Kızartma lezzetinde sarımsaklı domatesli nefis bir lezzet çıktı ortaya. Bol maydanoz serperek servis yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz sıcak, dilerseniz de soğuk olarak yiyebilirsiniz yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Hoşçakalın.